üstüne ne istiyorsan. Kırışıklık maskesi yapacağız şimdi. Hem botoks etkisi olacak. Bugün şunu kullanacağız biliyor musunuz yüzümüze? Onu ilk defa yapacağız. Bugün yaptığımız her şey yenidir. Harika. Bak evet. Benim dünya güzellerim hazır bekliyor zaten. Evet. Süper. Bunu nasıl kullanacağız? Birazdan göreceksiniz. Aynı bunu. Ezmek için kullanmayacağız işte. Başka bir şey için kullanacağız. Dur bakalım ne için? Bu maske kakaoyla da olabilir. Ama ben bugün biraz ilginç bir şey yapacağım. Artık bu yaban mersini pazarlarda var ve çok ucuz biliyorsunuz. Artık Türkiye'de de yetişiyor. Hı hı. Şöyle bir yarısını boşaltalım onun içerisine. Yarısını bunun içine koyalım. Boşaltalım evet. Boşalt. Benim bir elim fazladır evet, diye. Fazla olsun. Ha, peki. Şimdi yaş maya. Bu yaş mayada da kulaklarını çınlattım. Evet. Yaş mayayla bana bir yaş maske öğretmişti. Yaş maya sadece hassas ciltlerde biraz kontrollü kullanılması lazım. Ha, onu benim bilin. O kadar hassas değil yeterli, herhalde. Bu arada evet. Esma Hanımcığım günaydın. Evet. Esma Hanım. Esma Hanım bizi duyunca merhaba desin biz devam edelim. Evet. Çikolata ya da... Günaydın Zayda Hanım. Hah şükür kavuşturana. Sağ hoş olun. Geldiniz. Koy istersen buraya. Şöyle göstereyim izleyicimize bir taraftan. Çikolata şu koyuyorum. Şu anda çikolata koyuyoruz. Ya da kakao da koyulabilir. Şöyle onu ben şöyle göstereyim mi kızım? Siyah çikolata. Şöyle çikolatanın ama minik minik ezmiş hale getirmiş öyle koyduk çok onu. Çok yapacağımız şey var o yüzden böyle başladık. Hah. Peki şimdi biz bunu niye yapıyoruz? Bu bir botoks etkisi yaratan gençlik maskesi. Evet. Ama Esma Hanım da telefonda. Esma Hanımcığım nedir sorunuz buyurun. Zayda Hanım benim sorunum çok anlatmakla bitmez. Ne olmuş? Sorunum çok diyorum anlatmakla bitmez diyorum. İnan desem herkeste var bir şeyler. Sen bir yerinden başla. En önemlisi neyse onu sor. Şimdi Zayda Hanım ben 32 yaşındayım. Sürekli beni görenler hep 5-6 yaş büyük gösteriyor diyorlar. Niye öyle diyorlar sence? Ben 45 yaşında ve bu benim çok moralimi bozuyor. Ben böyle yaşımı çok büyük gösterdiğim için olmadık işlere başvurdum. Yüzümde denemediğim yani ürün kalmadı. Olmadık işler ne? Bir ürün denedim. Herhalde bir 6 ay piyinik yaptım sürekli ama hiç nemlendirici kullanmadım. Olmaz. Bilmiyorum nemlendirici kullanmayı. Olmaz. Nemlendiricisiz. Bak canım benim. İnsan doğduğu an yaşlanmaya başlar. Ve insanlar kendini 15-20 yaşında o blue çağında yediklerine dikkat etmezse çok fazla sivilce, akne bilmem ne oluyor. Ondan sonra da bakılmıyor cilde. Bu sefer yaşlanıyoruz. İnsanın en önemli kumaşı kendi cildidir. Hani her şeye para verirsiniz. Dolabınızda kullanmadığınız kaç tane elbise, çanta, ayakkabı, lüzumsuz şeyler var değil mi? Bir sürü var kullanmıyoruz. Ay şu gün bugün derken yaş geçiyor. Ama cilt en önemli kumaşımızdır. Neyi yanlış yapmış bu peeling ya 35 peeling bir kere gösteriyorum. Bu cildinizin yapısıyla işte evet. Anne, teyze, hala derken peeling gidiyoruz ama. Peeling haftada bir kere yapılır. Her gün peeling yapılmaz. Peelingden sonra cildi besleyen maskeler yapılması sen lazım. Sen bayağı cildinin üst tabakasını evet. Oymuşsun yani. Orayı besinsiz bıraktığın için çok çabuk yaşlı çizgiler oluşmuştur. Cilt kurumuştur besin almadığı için. Nasıl ki sabah kahvaltı ediyoruz, öğlen yemek yiyoruz, vücudu acıktırmıyoruz. Cildimiz de aynı şekilde. Kötü havaya maruz kalıyor. Efendime söyleyeyim kirli sulara, kireçli sulara, klorlu sulara. O yüzden cildimizi iyi bakmamız için temizlik önemli. Sonra yağlıysa su bazlı ürün, kuruysa yağ bazlı nemlendirici kullanmamız şarttır. Peki şimdi böyle yaşından fazlaca gösteriyorsa bu kırışıklığı ve ciltteki dokunun incelmesiyle İstanbul'da yaşıyorsa gelsin bir kere misafir edeyim. Hah yaşa. Nerede yaşıyorsun kuzum sen? Esma? Şimdi aslında neredesin? Ben ha, İstanbul'dasın şimdi. İşte. Ha? Peki. Şimdi bak... nerede yaşadığımı şimdi söyleyemem de ha. Bana yardımcı olursanız çok sen, emin Esma, olurum. Sen bana gel ben senin 10 yaş gençleştireceğim. Oo. Misafirim olarak gel. Seni göster. Para falan düşünme. Harikasın vallahi Suna ama abla. Ama ben oraya nasıl
nasıl gelebilirim? Bana çok yardımcı olursa. Kızım ama bak bir şey söyleyeceğim. Evet. İstanbul'dasın. Ben sana sonra Suna ablanın yerini söyleyeceğim. Evet. Karşı tarafta Bağdat evet. Caddesi'nde gideceksin artık oraya. O kadarını da sen yap. İnternete gir. Sunadumankaya.com.tr tamam, orada var. Görüyoruz seni. Evet. Şimdi bir maske yapıyoruz. Bu evet. Evde yapabileceğiniz bir botoks etkili maske. Maske. İçinde yaban mersini. Yaban mersini var. Yaş maya. Yaş maya var. İster kakao, ister çikolata. Bal. Şöyle koyalım. Balı hepsini da koyalım. Evet. Peki. İçine biraz da bal koyuyorum. Koyduk. Evet. Bunu karıştıracağım ama evet. Çok koyu olacak şimdi bu. Yok. Olmayacak, içerisine tahin koyacağız. Aa, evet. Biraz da tahin. Tahin koyacağız yarısını. Ben alayım kuzum şöyle. Hı-hı. Yarısını mı? Evet. Şöyle tahin de döküyorum. Evet. Tamam. Bu kadar. Yarısını şimdi, koydum. Şimdi kış. Cildimizi beslememiz lazım. Nasıl ki tahin yediğiniz zaman sabahları vücudun zehirini atar tahin, biliyor musunuz? Bak neler var içinde. Hep tahini itici buluyoruz ama tahin insanın vücudundaki zehiri atar. Her gün bir tatlı kaşığı tahin pekmez iyidir. Evet. Biraz da yoğurt koyalım. Hadi biraz bugün da biraz yoğurt. Rejiyi açtık. Şöyle biraz da yoğurt tamam. Koyduk. Şimdi, yaban mersini. Bir de yumurta akı pardon. Bitter çikolata. Bir yumurta yaş maya, akı. Evet. Bal, tahin. Konuşunca şey oldu yoğurt kızlar affedersiniz. Yumurta yok rica evet. Ederiz. Hemen evet. Bunu götürüyorum. Ondan sonra başka neler yapacağız?